maalesef YouTube'da veya bazı internet sayfalarında büyünün nasıl yapılacağı açık bir şekilde anlatılmış durumdadır. Bir taraf, yok canım ne büyü vardır ne cin vardır derken, diğer tarafta Allah-u Teala'nın izniyle her şeyin gerçekleştiğini inkar edecek derecede, bunu yaparsam büyü olmaz, şunu yaparsam şunu engellerim veya bununla efendim mücadele ederime işi götürüyor. Bu kadar medyumların, üfürükçülerin YouTube kanallarında, internette, hatta devlet tarafından verilen vergi levhalarıyla yüzlerce, binlerce lirayı aldığı ve bunun vergisini ödediği bir atmosferden bahsediyoruz. İşte o yüzden bugünkü program oldukça önemli ve sizlerle paylaşmamız icap ediyor. Bu girizgahı yaptım. İnşallah bundan sonraki programda neler var ona geçeyim. İlk önce büyünün ne olduğunu yüce kitabımızdan öğreneceğiz. Sonra büyücülüğün köküne bir bakacağız. Ne zamandan beri yapılıyor, ne oluyor? Bu büyüyü nasıl yapıyorlar? Ve ikinci bölümde de Allah-u Teala'nın izniyle, madem böyle büyü başımıza geldi, bir akrabamızın başına geldi, birçok şeyi denedik, o olmadı, bu olmadı, şüphelendik bir durum oldu, ne yapmamız lazım bunları konuşacağız bugün. Yani mutlaka bugün size faydası olmasa da bu bilgilerin aklınızda yer alması lazım. Araç kullananlar bilirler, belki 3 senede, belki 5 senede bir kez çekme halatı veya zincir lazım olur arabanıza. Ama 5 sene, 10 sene ne işim olur ki benim bir çekme halatı zincirle veya takozla derseniz, belki 5 sene içinde bir gün lazım olur. O zaman da yanınızda olmadığı zaman da ne yaparsınız? İstifade etmeniz gerekirken ortada kalırsınız. O yüzden bakarsanız bir gün size bugün dinleyeceğiniz şeyler lazım olabilir. O yüzden dikkatle dinlemenizi istirham ediyorum. Bu birinci bölüme başlamadan önce bir cümle. Lütfen aşırıya kaçmayalım. Ya cinler, büyüler yoktur efendim deyip dinden çıkmayalım Allah korusun. Ya da aşırı korkup da efendim üç harfli miymiş neymiş deyip de Kur'an-ı Kerim'de cin suresi varken üç harfli suresi diyecek kadar da aşırılık ve korkuyla hayatımıza devam etmeyelim. Bu dengeyle inşallah programımız devam etsin. Şimdi ilk önce şu büyü meselesine bir bakalım. Tanımlamasına bir öğrenmiş olalım. Gelecekten haber verme iddiası ne demekti gelecek? Gayb alemi diyoruz değil mi? Bugün şu an yaşadığımız zaman var. Geçmiş zaman var. Aynen Türkçemizde, İngilizce'de, Arapça'da olduğu gibi geçmiş, şu zaman ve gelecek zaman. Yani şimdiki ve gelecek zaman. Gelecek zamana gayb diyoruz. İşte o gelecekten haber verme iddiası, falcılık ve cincilik türü faaliyetlerin içlerinde belki de en ağırı uç noktası bugün paylaşacağımız büyücülüktür. Sihir kelimesi Arapça'da zaten bu şekilde kullanılıyor. Sihir ve büyü diye zaten konumuzun başlığını yazdık. İkisini de kullanabilirsiniz. Hile yoluyla insanları etkileyerek, bugün birçok kanun vardır mesela, yer çekimi kanunu vardır. Eşyanın yer değiştirmesi için başka bir maddeye ihtiyacı vardır. Bu kanunlara aykırı olarak bir takım olaylar yapılır. İnsanları yanıltmak söz konusudur. Buna büyü kelimesiyle Türkçe'de karşılık buluyoruz. Tabi sihir, cincilik, üfürükçülük de denebiliyor. Bunların ekseriyeti kötüye kullanıldığı için, insanların maddi ve maneviyatını baltalama aracı olarak kullanıldığı için de bazı konularda işin kolluk kuvvetlerine gittiğini biliyoruz. Yani işte karakolluk olunuyor vesaire. Kur'an-ı Kerim'de sihir kavramına birçok yerde rastlıyoruz. Bu ayetlerde ne anlatılıyor? Allah-u Teala'nın diğer peygamberlere ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme indirdiği vahyin ve peygamberlerin hak olduğu, sihir ve sihirbaz olmadığını bildirmiştir Kur'an-ı Kerim. Ve aynı zamanda geçmiş peygamberlerin
kıssaları anlatılırken Kur'an-ı Kerim'imizde peygamberlere karşı o zamanki sihirbazların nasıl mücadele ettiği, muhalefet ettiği, iftira ettiği, karşılarına çıktığı da anlatılmıştır. Ve sihirbazların hiçbir şekilde akıllanmayan, felah bulmayan, yalancı, düzenbaz olduklarıyla ilgili ayet-i kerimeler vardır. Yine hadis-i şeriflerde birazdan inşallah değineceğiz. Sihir yapmanın 7 büyük günah arasında olduğu da sayılmıştır. Birazdan şu büyücülüğün kökenine doğru inelim ve bugün neden bu kadar revaçta büyücülük, ona geçelim. Veya sadece Türkiye'de, ülkemizde mi? Dünyanın birçok yerlerinde de bunun olduğunu biliyoruz. Neler var acaba? Bunlara geçelim. İlk önce büyücülüğün kökü ilk dönem toplumlarına kadar gidiyor değerli dinleyenlerim. Tabii büyünün temelinde bir menfaat vardır. Böyle olduğu için herhangi bir inancı olmayan bir insanın yapması lazım bunun. Yani ilk önce Müslüman olmaması gerekiyor. Büyüde Allahu Teala'nın irade ve kudreti üstünde işleri yapabilme iddiası vardır ki bu mümkün değildir. İnsan zaten dinden çıktıktan sonra acaba ben kaderde olmayan bir şey yapabilir miyim, yapamaz mıyım sorusunu sorması da abeste iştigaldir. Kişi zaten İslam dairesinden çıktıktan sonra Allahu Teala'ya inanmadıktan sonra freni patlamış bir araba gibi her şeyi yapabilmektedir. Yani sapıklıkta ileri gidebilmektedir. Yoksa o büyünün diyelim ki bir kötülük yapılacak Ali'ye veya Ahmet'e, Ali ve Ahmet'e o büyünün sirayet etmesine izin veren kimdir? İmtihan dünyasında yaşıyoruz. O büyüye, o sihre düçar olanlar, yakalananlar, etki altında kalan insanlar da sabrederler, ödüllerini alırlar, ecirlerini alırlar. Bazıları tedavi olur, bazıları da bu konuda diğer hastalıklarda nasıl tedavi olmuyorsa bazen bu yolda vefat dahi edebilmişlerdir. Büyünün tek başına bir tesiri yoktur, onu anlatmaya çalışıyoruz. Yani o büyücünün kendi inisiyatifiyle bir şeyi yaratma haşa kudreti yoktur. Zaten yine dünyada var olan şeyleri kullanmaktadır büyü yapmakla ilgili. Çok fazla ayrıntıya girmemekle beraber zaten birazdan büyüyü nasıl yapıyorlar bunu üstünden anlatmaya çalışacağız. Büyünün gerçekliği, etki derecesinin ne olduğu bir tarafa İslam alimleri Allahu Teala'nın dilemesi dışında bir büyünün dünyanın en güçlü veya sihri kuvvetli büyücüleri dahi olsa, hepsi bir araya gelse, Allahu Teala eğer o büyünün büyü yapılacak kişinin savıştıracağı bir şekle getirirse, yani izin vermezse Rabbimiz, hiçbir zararının dokunmayacağını, Müslümanın büyüyle uğraşmasının, büyü yaptırmasının net bir şekilde haram olduğunu ifade etmişlerdir. Bir de büyü yapılmış kimselerin, madem bana büyü yapıldı, ben bu büyünün etkisinden kurtulayım diye büyü yapmayı meslek edinmiş kimselere başvurmaları da oldukça sakıncalıdır. Burada bir virgül koyacağım. Çünkü ilerleyen dakikalarda sizin daha iyi anlayabilmeniz için bu konuyu örnekler vermeye çalışacağım. Şimdi neden bir insan büyüyü yok etmek için yeni bir büyü yapar? Tamam mı? Bu bir soru işareti olsun. Program sonuna doğru bunun nedenlerini aktaracağız ve ne kadar tehlikeli olduğunu açıklayacağız. Tamam. Arkadaşlar, nasıl etki olur? Bu nasıl yapılır? Ateş Allahu Teala tarafından verilmiştir. Su gibi, toprak gibi, hava gibi bir maddedir. İnsanlığın yararına sunulmuştur ateş. Lakin insan ateşten yararlanmakla kalmamış, bu sefer birbirlerini yakmışlar, ocakları söndürmüşler, başka insanlarla savaşa girmişler, evlerini, tarlalarını yakmışlardır. Şimdi bu ateşin tehlikeli olduğunu, efendim olmaması gerektiğini, suçlanması gerektiğini mi ortaya koyar? Hayır. Bu bir bıçak gibidir. Bıçağı bir yavruya, bir bebeğe verdiğiniz zaman, keskin bir bıçağı, Allah korusun,
gözünü oyabilir, elini kesebilir, değil mi? Veya başka bir insana zarar verebilir. Veya akli melekesi olmayan bir insana siz bu bıçağı verdiğiniz zaman kendine ve başkasına zarar verebilmektedir. Peki siz bıçağı madem böylesine zarar vermesi muhtemel bir alettir, tedavülden kaldırabilir misiniz? O zaman ev hanımları nasıl soğan doğrayacaklar, size yemek yapacaklar, ekmek doğranacak? Nasıl kasaplar o koca koca etleri birbirinden ayıracaklar? Dolayısıyla bıçak bazı noktalarda da olmazsa olmazdır. Bu bıçağın tamamen zararlı olduğunu göstermez ve bıçağın suçu değildir. Katile verirseniz onu bir katliam yapmak için araç olarak kullanır. Hanımınıza verdiğiniz zaman sizi yemek yapmak için bir araç olarak kullanır, çocuk da kendine zarar verir. Muhtemeldir yani. Onun gibi arkadaşlar, büyü ve sihir yapmak da, yaptırmak da, sihirbazlara inanmak konusunda da bize bazı insanlığın hizmetine şeyler verilmiştir. Biz bunları kötüye kullanmaya başlarız. Büyü yaparken de bunlar kullanılır. Bilmem nenin örtüsü, bilmem nenin toprağı, bilmem hangi hayvanın kemiği, bilmem hangi insanın saçı derken, cinler de bu konuda kullanılır ve kötüye kullanılarak insan dinden çıkar ve büyü yapar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birçok hadis-i şerifinde bunu zaten yasaklamış, Kur'an-ı Kerim'den örnekler vermiştir. Bir tanesinde buyurur ki, helak edici yedi şeyden sakının. Diğerlerini de şöyle sizlerle paylaşalım. Bir beyin jimnastiği olsun. Yedi şeyden diyor, buyuruyor. Helak eden bakın ama. Helak olmak ne demek? Zarar görmeniz muhtemel demiyor. Helak olmak, mahvolmak, iflasın iflası. Helak eden yedi şey ne? Bir, Allahu Teala'ya şirk koşmak. İkinci sırada bugün sizlerle paylaşmaya çalıştığımız büyü yapmak. Üç, haksız yere bir cana kıymak. Dört, faiz. Bugünün olmazsa olmazı maalesef. Ve yetim malı yemek. Sonra düşmana hücum esnasında tam savaş meydanında savaştan kaçmak. Ve hiçbir suçu, hatası yok o konuda. Bir iffetli, namuslu Müslüman bir hanıma veya hanımlara zina isnadında, iftirasında bulunmak. Bu helak edici yedi şeyden sakının hadisi var. Yine büyü yapan bir insanın Allahu Teala'ya şirk koşmuş olacağını, sihre inananın, onun doğruluğunu tasdik eden kimselerin cennete giremeyeceklerini bildirmişlerdir. Bu tefsirlerde anlatılmış. Size bazı konunun iyi anlaşılması için yan bilgiler vermek istiyorum. Ne demek bu? Sihre inanan ve onun doğruluğunu tasdik eden, bu kelime nedir acaba? Şu, birinin üzerine büyü yapıldığı söylenmiş. Birine gitmişler, o da sana bu kişi büyü yaptı demiş. Efendim vay, onu niye yapmış? Evet, öyle mi yapmış? Demek ki o büyüyü yapmasaydı adam yaşayacaktı. O büyü olmasaydı şöyle olacaktı. Karısını aldatmış mesela bir tane adam. Eğer o büyü yapılmasaydı bunu yapmayacaktı gibi sebepleri, sonuçları bir kenara bırakarak bunları yaratanın haşa o büyücü olduğunu, kaderi değiştirdiğini, buna benzer şeyler ve aynı zamanda bunun doğruluğunu, evet doğru dedin, o adam zaten şöyledir, böyledir demek aynı tehlikedir. Bu şu örnekle sonlandırılabilir. Hiçbir şekilde tehlike görmek istemiyorsak tehlikeli yollara girmeyeceğiz. Uyarı levhaları var yollarda, çevre yollarında. Gidiş gelişte sağ tarafta efendim bayır var. Bilmem şöyle virajlar var, keskin virajlar var. Madem bu yoldan gitmek istemiyorsunuz, daha düzgün alternatif bir yol vardır. Bugünkü konumuzun mahiyeti de budur. Eğer siz bu tehlikelere ulaşmak, bundan nasiplenmek istemiyorsanız, ne büyücülerin dediklerine kulak asmak, ne gitmek, ne de bu insanların anlattıklarını duymak, bunlardan uzak kalmak gerekmektedir. En güzeli o, tehlikeden uzak kalmaktır. Ha peki, madem böyle bir şey oldu,
şüpheleniyorsunuz, bazı sıkıntılar yaşadınız, doktora gittiniz, efendim, tetkikler yapıldı, birçok defa psikolojik deyip gönderildi ama gerçekten öyle olmadığı anlaşıldı. Bir bakmakta fayda var dediniz, işte burada da maalesef medyumlar, üfürükçüler, internette artık garantili büyü yapanları mı istersiniz, işte şu taksitle, 3 vadeyle, bilmem kaç vadeyle, %100 garantili bilmem nenin bozulduğu, büyülerin bozulduğu yerler mi istersiniz? Bunlara maalesef gitmek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü denize düşen yılana sarılıyor. Bir umut. O insanları da anlamak lazım. Onlar da hoş, çok fazla paraları olduğu için bu üfürükçülere, büyücülere, medyumlara gitmiyorlar. Bir umut diyorlar. Çünkü hastaları var, bir dertleri var biliyorum. Ama bunun da bir yolu var, bir yordamı var arkadaşlar. Bugün bu bir finans sektörü gibi oldu. O kadar çok para harcanıyor ki bu konulara, insanlar istismar ediliyor. Ve işin üzücü boyutu, bunu güzel dinimizin sanki bir öngörüsüymüş gibi yapmaya çalışıyorlar. Hocam kelimeleri dolanıyor. Birçoğunun namaz kılmadığını, yani Allahu Teala'ya secde dahi etmediğini kendileri söylüyor ve video kayıtlarında bunlar zaten emniyette bile görüşülmüş, kayıtlar altında. Ama insanlar maalesef o hale geliyorlar. Çeken bilir, biliyorum bunlar ibretlik konulardır. Ama program sonunda inşallah bazı tavsiyeler var, denenmiş, onları da paylaşacağım. Sabredelim. Allahu Teala'ya şirk koşmak bir insanın başına gelebilecek en büyük şeydir. En büyük şey bir insanın bilerek ve isteyerek Allahu Teala'ya şirk koşmasıdır. Büyü yapan da aynı işi yapar. Ve büyü öyle kolay kolay da yapılamaz. Şöyle, nasıl ki güneş belli bir eksenle dünya tarafından dolandırılmaktadır. Güneşin de bir yörüngesi vardır. Büyünün de etki edip etmemesiyle ilgili belli bir kanun var. Bu kanun şöyle işler. Bir büyü dua ile yapılamaz. Kur'an-ı Kerim'in tersten okunmasından tutun da. Şimdi yayında anlatamayacağım, moralinizi daha fazla bozmak, kafanızı karıştırmak istemiyorum. Ama hakaret ederseniz, dinden çıkacak ne kadar pislik yaparsanız, söylemeyeceğim diğerlerini. Yani dinden çıkmak için Allahu Teala'ya ne kadar efendim küfür isnadı, kendinizde küfür meydana getirecek, küfredecek ne varsa onları yaparsanız, onlardan sonra zaten büyü yapacak hale geliyorsunuz. Yani hiçbir Müslümana zaten bu büyü yaptırılamıyor. Neden? Evvela dinden çıkıyor kişi. Ne demek ya Kur'an-ı Kerim'e hakaret etmek? Ne demek Kur'an-ı Kerim'i tuvalete götürmek? Ne demek efendim necis olan bir şeyi güzelim Kur'an-ı Kerim'e sürmek? Veya daha iğrenç şeyleri yapmak. Evvela dinden çıkıyor, İslam dairesinden çıktıktan sonra zaten şeytanla ortaklık başlıyor. İşte Allah'a şirk koşmak en büyük tehlike demiştik. Bu insanlara inanan, yanlarına giden, onaylayan, doğrudur diyen, bunu tasdik eden insanların da ortak olacağını bize bildiriyor Kur'an-ı Kerim. Peki neden böyle? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde bunu görüyoruz. Diyor ki alimlerimiz, burası çok önemli. Çünkü başkalarının da gitmesine vesile oluyor. Bak şimdi, kendisi gitti, teyzesi veya bir başkası vardı, büyücünün bir tanesine gittiler. Kızı evde kalmıştı, birinde gönlü vardı işte, büyü yaptırdı. Zaten kendisi de dinden çıktığı gibi, yapan da zaten dinden çıktı. Diyelim ki bu büyü yaptırmadı ama büyücü olarak bildiği birine gitti. Falcı, büyücü neyse. Kendisi gitti. Komşusunun oraya gittiğinden haberi var mı? Var. Akrabalarının haberi var mı? Var. Başka insanlara da vesile oldu. Ve hatta şunu anlattı. Ya geçen gün bir gittim. Kızım evlenemiyordu. Adam bir büyü yaptı. İşte evlendi. Bilmem hangi sınava giremiyordu. Şu malzemeleri getir dedi, getirdim. Çanak, çömlek bir şeyler falan kaynattı, suya attı, şöyle oldu, böyle oldu ve büyü yaptık bak. Bunu bir şaka malzemesi olarak gören cahil kardeşlerimiz de var.
O yüzden sihre inanan, onun doğruluğunu tasdik eden insanlar da tehlike ve zan altında, aman dikkat edelim. Peki bu nasıl oluyor? Arkadaşlar, Süleyman aleyhisselamı biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim bizlere anlatıyor. Yeryüzünün halifesi kılan insanı Kur'an-ı Kerim anlatılmış. Allah-u Teala bize böyle üstün bir güç vermiş. Bize lütfetmiş. Ve Süleyman aleyhisselamın cinleri, o asi şeytanları Allah'ın izniyle emri altına aldığını bildiriyor Kur'an-ı Kerim. İnsanoğlunun kulluğunu unutmamak şartıyla birçok şeye, bazen cinlere bile efendim emrini alabileceğini görüyoruz buradan. Bakın gökyüzü, bakın okyanuslar, bakın bitki, nebat, birçok şey, her şey insanın emrine sunulmuş. Havadaki oksijen oranına bakıyorsunuz. İçtiğiniz suyun içerisinde tam sizin bünyenize göre yaratılmış olduğunu görüyorsunuz. Vücudunuzun tam bir denge olarak, denge içinde yaratıldığını müşahede ediyorsunuz. Hayvanların sizin için, sizin yararınıza, küçücük bir arının saatlerce çalıştığını görüyorsunuz. Her şeyi bizim emrimize veren Allah-u Teala, verdiklerini hayır yolunda, iyilikle kullanmamızı emrediyor ama. Bu şartla bize verdi. Lakin biz bunu güzel bir gül bahçesinden, Allah korusun, cehennemin dip bahçelerinden, çukurlarından bir çukura da götürebiliyoruz Allah korusun. Arkadaşlar, büyünün tesiri konusunda Elmalılı Hamdi Yazır'ın, Allah-u Teala rahmet eylesin, bir yorumu var. O yorumu seçtim sizlerle paylaşmak için. Diyor ki, sihrin en büyük tesiri ruhlar üzerindedir. Sihri yapanlar fikirleri bozar, kalpleri çeler, ayartır, ahlakı perişan eder. Sihri yapanlar Allah'ın Celle Celaluhu izni olmadıkça kimseye bir zarar veremezler. Çünkü gerçek tesir ne sihirdedir, ne sihirbazdadır, ne efendim meyve veren o ağaçtadır, ne ruhtadır, ne yerdedir, ne göktedir, ne şeytandadır, ne melektedir. Hakiki müessir ancak ve ancak buyurun Allah Celle Celaluhu'dur. Fayda da, zarar da ne düşmandan ve tam olarak büyüden gelir. Her şey Allah-u Teala'nın izniyle meydana gelir. O halde her şeyden önce insan Allah-u Teala'dan korkmalı ve ona sığınmalıdır. Sihrin asıl zararı başkalarından çok yapanlara olur. Bu kimseler ömürlerini nasıl çirkin ve kötü şeylerle geçirdiklerini ancak son nefeste anlarlar. Ne güzel anlatmış. Yine İslam alimlerinden, değerli zatlardan bir tanesi, bugün kendini de rahmetle anıyorum, Said Nursi rahmetullah aleyh. O da bir eserinde bir bölüm olarak diyor ki, Süleyman aleyhisselamı örnek vermiş. Süleyman diyor, Hazreti Süleyman aleyhisselamın cinleri, şeytanları efendim tesir ettiği, yani zararlarını kendilerine değil de başkalarına da zarar verme şeklinde değil, hem zararlarını ortadan kaldırıp şerlerini men edip faydalı işlerde çalıştırdığını bu ayetleri aktarıyor Bediüzzaman Hazretleri. Sonra diyor ki, yeryüzünün insanlardan sonra şuurlu sakinlerinin cinler olduğunu, cinlerin insana zaman zaman hizmet edebildiğini, ama gelecekten haber verme vesaire değil, sadece yardımcı olabileceğini, hizmetkar olabileceğini, şeytanların da düşmanlığı bırakmaya mecbur edilebileceğini beyan eder. Ve yeryüzünün halifesi olması dolayısıyla yeryüzündeki her şey insanlığın emrine verildiği gibi cinlerin de aslına bakarsanız bu şekilde, yani insanlığın hizmetinde olması gündemdedir. Fakat büyücülük yapmamak şartıyla, kötülükten
kendini insanın men etmesi şartıyla. Ama bugünkü mevzu bunun böyle olmadığını gösteriyor. O kadar çok büyü çeşitleri var ki. Düşünün, hem tevhid inancınıza, dininize zarar veriyor, şirke kapı açıyor, hem cinlerin hem insanların bir hukuku vardır, onu zayi ediyor. Ayrıntılı bu konuyu okumak isteyenler, Bediüzzaman rahmetullah aleyhin eserlerinden veya daha önce rahmetli andık, Elmalılı Hamdi Yazır rahmetullah aleyhin tefsirinden okuyabilirler. Konumuza tekrar gelecek olursak, efendim, büyünün o kadar çok çeşidi var ki, bugün tek tek anlatıp da birilerine, özellikle gençlere, efendim, akıllarını karıştırmak veya yol açmak istemediğim için isimlerini söyleyeyim. Mesela kara büyü deniyor, sabun büyüsü deniyor. O kadar çok tarihte bunun çeşitleri olmuş ki, mesela beyaz büyü demişler. Mesela keldanilerde o zaman çok fazla revaçtaymış. Keldani büyüsü, tabiat olaylarını bile, tabi Allahu Teala'nın izin vermesiyle oluyor, değiştirebiliyorlarmış. Çünkü bu gelecekten haber vermek gibi değil. Mesela şu an elimde bir bardak var diyelim. Bu bardağı önümden alıp şöyle sağ tarafa koydum. Sesini duydunuz. Bu gelecekten bir haber değil. Şu anla ilgili bir şey. Aldım, bardağı sağ tarafa koydum. Bak, şimdiki zaman. O zamanlar, keldaniler zamanında bu sıratan bir şeymiş. Mesela yıldırımlarla ilgili veya işte gökyüzünün bulutlarının şu tarafta az olması, fazla olması, bunlarla ilgili efendim o kadar çok uğraşmışlar ki keldaniler zamanında, böyle kavimler gelmiş. Efendim yağmurun bulutunun şu tarafa götürülmesi, getirilmesi, böyle garip garip şeyler var mesela. Ama bu tür şeyler o tarih önceki zamanlar diyelim buna, 1500, 2000, 2500 öncesi, belki Allahu Alem daha evvelinden bahsediyoruz. Çok böyle net bilgiler gelmiş değil. Sadece bazı eserlerden geliyor. Bu örnekleri sizlerle paylaşmak istedim. Mesela Mısır'da Musa aleyhisselamdan evvel kanunen herhangi bir yasaklı yokmuş büyünün. Sonra kanunen yasak olan büyü başlamış. İnsanlar birbirlerine efendim işte saldırmaya başlamışlar. Kazalar başlamış. İyi ve kötü cinleri yardım için çağırma gücüne sahip olanlar, olmayanlar, gruplar halinde komutanlar tutmuşlar birbirlerine. Yani çok karma karışık şeyler. Ayrıntıya girmeyeceğim. Şimdi burada da mesela Çin taraflarında büyüler yapılmış. Yine aynı zamanlardan bahsediyorum. Mesela Konfüçyüs diye bir düşünür var. Birçok insanın bildiği, ondan önceki dönemlerde Wu denilen bir cadı. Yani kadınlar genelde bu işlerle ilgilenenler o zaman kadınlarmış. Wu isminde bir tane cadı, büyüyle ilgilenenlere bu isim verilmiş. O zaman da Konfüçyüs'ten önce efendim çok nüfus sahibiymiş. Efendim bu da büyüyü öyle kullanmaya başlamış ki bu sefer geleceğe ait bir takım şeyleri anlatıyormuş gibi etki altında bırakmaya çalışmış. Halbuki gelecekle değil. Neden? O zamanı düşünün, telefon yok, e-posta yok, internet yok. Diyelim siz Çin'desiniz, Amerika kıtasında veya Türkiye'de size karşı diyelim bir ordu geliyor. Bu ordunun şu anda nerede olduğunu haber almanız belki bir ay sürecek. Çünkü size bunun atlı birliklerle gelmesi, denizi aşacaklar. Hadi diyelim posta güvercinleri var. Hadi o da tamam. Size ulaşması çok uzun zaman alacaktı. Ama cinler kullanılarak sanki gelecekten haber veriliyormuş gibi bir izlenim ortaya çıkarıldı. Meseleyi anlatabildim mi bilmiyorum. Yani gelecek bugün anlamıyla bundan 10 sene sonrasının değil. Yine aynı zamandayız ama bir haber bize 3 ayda, 1 ayda neyse gelecekse biz onu anında görüyoruz. Neden? Çünkü cinlerin bu kabiliyeti var. İşte bunu kullanmaya başlamış. Bunları da eserlerde görüyoruz. Yine Yunan, Roma büyücülüğünde de belli şeyler var. Benzeyen, o keldaniler zamanında benzeyen. Hele hele Yahudilikte
çok büyük bir revaç görüyoruz. Şeytanları insanın iradesine mahkum kılmak mı istersiniz? Bazı işte harika dediğimiz, güzel manasında değil, insanların alışık olmadığı şeylerin gösterilmesi falan. Büyücülüğün çok ileride olduğunu biliyoruz Yahudilikte. Bugün de maalesef aynı şeyleri söyleyebiliriz. Peki İslam toplumunda sihir konusu nasıl? Müslümanlardan bazıları da Yahudilerden etkilenmişler. Mesela o Keldaniler dediğimiz kişilerden, Mısır tarafı yani, İranlılardan, Suriyelilerden dersler almışlar. Ama bunlar büyü yapmak için değil. Ne o? İşte şunu çözelim, bunu yapalım vesaire iyi yönde. Sonra nefis devreye girmiş. Arada kötü insanlar başlamışlar tılsımlara, fala bakmaya, tütsüyle beraber efendim. Kişinin rahatlaması için yapılması gereken seanslardan çıkmışlar efendim büyü yapmaya kadar. İslam toplumlarında maalesef bu da başlamış. Müslümanlar cinlere inandıkları için, ki iman şartlarından bir tanesi de şudur diye cinlere iman diye yazmasa da Kur'an-ı Kerim'e, yani kitaplara iman arasında Kur'an-ı Kerim'de yazılanların tamamına inanmak gerekmektedir. Diğer kitapların tamamının indiğine inanırız ama bugünkü nüshalarının tahrif edildiğine inanırız Müslümanlar olarak. Reddetmeyiz. Diğer peygamberleri aleyhisselam ecmain reddetmediğimiz gibi. Evet, kitaplar gelmiştir ama o kitaplar tahrif edilmiş, yani değiştirilmiştir. Değiştirilmeyen tek kitap Kur'an-ı Kerim'dir deriz. İşte iman şartlarından bir tanesi olan Kur'an-ı Kerim'in içinde geçen bir şeye inanmıyorum ben. Haşa. Namaz yoktur. Haşa. İşte peygamberler yoktur, cin yoktur demek insanı kafir eder. İşte cinlere inanan Müslümanlar da madem cinler var, madem şöyledir diye sihre bu şekilde meyletmişler. Anlatabildim mi? Çünkü cinler de hani şu an görünmüyor ya, farklı bir maden, farklı bir alem içerisindeler. Bu da bazı yakınlaşmaları, sürtüşmeleri beraberinde getirmiş. Ama tekrar ediyorum. Mesela yılan sokmasında ya da bazı hastalıklarda rukyeler, bazıları rukya diyor mesela. Yani dua yapılması güzel görülmüş, caiz görülmüş. Bugün zaten sizlerle paylaşacağız onları. Bir insanın nazarı vardır, büyü yapılmıştır. Tamam mı? Dua okunur, rukye veya rukya yapılır. Bunda bir sıkıntı yok. Ama büyü ile bunun, yani rukye arasında hiçbir ilişki yoktur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de duaları vardır. Kendisine birisi gelmiştir. Efendim bir sıkıntısından dolayı dua etmiştir. Allah-u Teala'nın izni ile bir fayda olmuştur. Bunda bir sıkıntı yok. Ama büyü çok ayrı bir şey. Yani bir takım fal kitapları kelime ve harflerin suretiyle sanki geleceği bildiklerini iddia ederler. Bu da tamamen saçmalıktır. 100 tane geleceğe ait tahmin söylenir. Zaten matematiksel bir hesapla 100 tahminden 1 veya 2'sinin çıkması olasıdır. Çünkü gelecekle ilgili söylenenler hep bir vaattir. Geneldir. Örnek olarak size söylüyorum. Ben önümüzdeki zamanda öleceğim veya size söylüyorum. Siz değerli dinleyicim, Ahmet abi, Ayşe kardeşim, vefat edeceksiniz. Ama hangi önünde? Diyorum ki size, ya 10 sene içinde, ya 20 sene içinde veya 100 sene içinde öleceksin. Bak, 3 tane tahmin yaptım. Ya zaten bir tanesi tutar tutmaz. 2, 100 yıldan fazla yaşama mümkün mü mesela? Böyle tahminler söylenmiş. Sonra maalesef günümüzde olduğu gibi, İbrahim abi sen böyle diyorsun da bizim bir komşu vardı, bilmem ne teyze vardı bizim. Bir gittiler, kadın 20 yıldır evlenemeyen kızını evlendirdi var ya gibi şeyler. Veya kazanamadığı okul vardı, şu adama gittiler, şuna gittiler, şöyle oldu. Allah korusun. Yani Rabbimiz Celle Celaluhu bu konuda
haşa sümme haşa bilgi sahibi değil. Neuzubillah. Birine gideceksiniz. O zaten her şeyi değiştiriyor. Kendinin bile başına ne geleceğinden habersiz olan ve kendisine gelenlerden aldığı dünyalık o parayla geçimini sağlayan bir zavallının daha kendi parayı meydana getirememiş, sizden para alacak kadar zavallı olan bir insanın gelecekten haber vereceğine, sizin rızkınızı açacağını, kızınızı evlendireceğine, kendisinin sebep olacağını, sadece kendisinin, tek sebebin kendisinin olacağını düşünmek akılsızlık değil midir? Büyülerin çeşitleri şusu busu çok. Burada programın başında dikkatli dinleyenlerdenseniz eğer demiştim ki maalesef bugün birileri ben büyüyü yaptırıyorum veya öğreniyorum ama büyüleri çözmek için diyorlar. Böyle bir şey olabilir mi demiştim. Hatırladınız mı? Şimdi oraya geldik. Değerli dinleyenlerim, bir insanın kendisine diyelim büyü yapıldı. Bu büyüyü madem bana yaptılar, ben bunu bozmak için başka bir büyü yaptırmalıyım. Tedavisi böyle olmalı. Büyük bir saçmalıktır. Büyüyle aynı eşdeğer bir küfürdür. Çünkü bir kötülük, kötülükle ortadan kaldırılamaz. Çok affedersiniz, özür diliyorum. Tuvalete gittik helaya. Tuvalette yapılması gereken işlem bittikten sonra bizim temizlenmemiz gerekiyor. Pis olan uzvu temizlemek için uzuvdan daha pis olan bir nesneyi kullanabilir misiniz? Hayır. Pislik pislikle temizlenmez. Kötülük kötülükle temizlenemez. Ortadan kaldırılamaz. Küfür de başka bir küfürle izale edilemez. Yani bana büyü yapıldı. Büyü şirktir. Zaten küfür sebepleri arasında yer alıyor dedik. Başka bir büyü nasıl yapılabilir? O yüzden mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir gün gelmişler. Kendisine işte büyü yapıldığına inandığı bir kişi gelmiş. Nuşra hakkında soru sormuşlar. Nuşra bugün işte sizle paylaşmaya çalıştığım mevzu tam geldiğimiz yer. Yani bana büyü yapıldı. Bu büyüyü başka bir büyüyle ortadan kaldırayım. O konu hakkında biz yapabilir miyiz dedikleri zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tamamen reddetmiştir. Şeytanın amelinden olduğunu söylemiştir. Bundan önceki zamanlarda yani Mekke'nin o müşriklerinin İslamiyet gelmeden önceki o yıllarında tedavide kullanılan bir şeydi o nuşra dedikleri şey. Böyle nazar geldi, şu oldu, bu oldu, yapılırmış. Bu aktardıklarım Ebu Davud'da geçiyor. Sahih hadislerdir. Ve o zaman da yasaklanmıştır o nuşra. Dolayısıyla kendisine büyü yapılmış kimseden o büyüyü başka bir büyüyle çözmesi de reddedilmiştir. Birazdan inşallah vaktimiz yettiğince aktarmaya çalışacağız. Mübah olan Kur'an-ı Kerim'le, dualarla, efendim ilaçlarla, helal olan şeylerle çözmek en güzeli, bunda bir sakınca yoktur. Büyünün başka bir büyüyle çözülmesine ihtiyaç da yoktur. Allah korusun. Çünkü bir insan sihirbaz olmak için, büyücü olmak için Allah korusun şeytanlara ibadet etmek, onlara hizmet etmek zorundadır. Bugün büyü yaptığını söyleyen bir insan bilin ki kafirdir. Büyü yaptığını söyleyen bir insanın, evli bir insanın kocasını İşte şu kadına gönlünü akıtmak için karısıyla boşanmasını söyleyen yani boşandırma sözü veren veya birinin size karşı bir kötülüğü oldu. Her ne sebeple olursa olsun o konuda haklı bile olsanız bir büyücüye gidip efendim bu adamın ölmesini istiyorum veya karısıyla mutsuz olmasını istiyorum veya hasta olmasını istiyorum veya iflas etmesini istiyorum dediğinizde eğer kişi tamam diyorsa bu kişi kafirdir. Din dairesinden uzaklaşmış ve şeytana ibadet eden bir insandır. Bunu anlayacağız. Sihirbazlık, hani bazı dallarını özellikle ayırdım.
büyü yaptığını bildiğiniz bir insanın, şeytanın bırakın dostu olduğu, şeytan onun ilahı olmuştur o kişi için. Böyle bir insanın yanına gittiğinizi sakın unutmayalım. İşte o yüzden bana bir kişi büyü yaptı, ben bu büyüyü başka bir büyüyle ortadan kaldırayım derseniz ve ben bunu kendim yapayım büyüyü derseniz ve YouTube'da veya maalesef bugün internet aracılığıyla nasıl büyü yapılır, garantili büyü şekilleri, en ucuz büyü nasıl gibi saçma sapan şeylere meyledip de yaparsanız, Allah korusun arkadaşlar, ey hanım kardeşlerim, ey delikanlı kardeşlerim, ey benden büyükler, dininizi kaybedersiniz. Allah korusun, eğer dininizi kaybedip de ölürsek biz, o anda Azrail aleyhisselam bizim canımızı alsa ne yaparız? O büyücünün kapısına gittiğimiz anda bir kalp krizi geçirsek ve ölsek veya o büyücünün kapısına gitmeden önce evimizden çıktık bugün, nereye gideceğiz? Kötülük işlemeye gideceğiz. Allahu Teala Celle Celaluhu bizim kötülük işlemeye gideceğimizi biliyor mu? Biliyor. Niyetimizi biliyor. Hadi daha o kötülüğü işlemiyoruz ama evimizden çıktığımız anda bizim canımızı Azrail aleyhisselam alsa, biz yine o kötülüğü işlemiş gibi cezalandırılacağız. Çünkü niyetimiz öyle. Ameller niyetlere göre. Nereye gidiyorduk? Kötülük işleme. Allah korusun. Din gittikten sonra elden, hiç cennete girme potansiyeli ve ümidi olmadan cehennemlik olmak nedir? Hadi dünyada hepimizin hataları var. Ama bir ümidimiz var, korkumuz var, ümidimiz de var. Rabbimiz affedecek ümidimiz var. Bak şimdi, bu ayrı, bir de hiçbir ümidin olmadan gitmek var. O yüzden bunu unutmayalım. Bugün aynı şeyler olmuyor mu? Söyler misiniz? Bir hastanın doktora giderek herhangi bir hastalık karşısında iyileşmek için tedavi olmasında bir zarar var mıdır? Bugün hangi insan diyebilir? Hangi alim, hangi hoca, hangi kitapta efendim dini eserlere bakın sadece. Hadi Kur'an-ı Kerim zaten bir sorumluluğumuz olduğunu söylüyor. Hasta olduğunuz zaman efendim, hatta sağlığına dikkat et, şüphelilerden uzak dur. Hangi eserde yazıyor? Kim söylüyor? Doktora elbette gideceğiz. E peki şunu sormak istiyorum. Doktora gittiğiniz zaman iyileşme garantisi var mı? Yok. Çünkü her hastanın hastalıktan mutlaka şifa bulması gerekir diye bir şart yok. Belki bir insan doktora gidiyor, eceli gelmediği için tedavi olduktan sonra o hastalıktan iyileşiyor, başka bir şeye dönülüyor. İyileşmeyip yakalandığı o hastalık sebebiyle de ölebiliyor. 3 kez mesela depremde göçük altında kalmış, Sakarya'da mı Düzce'de mi? Yanlış olmasın efendim. Ben öyle biliyorum. Yani ya Düzce ya Sakarya diyor çünkü deprem oralarda olmuştu. 3 kez depreme maruz kalmış bir teyzemiz. Birincisinde diyor şurada deprem olmuş. Göçük altında kalmış, kurtarmışlar. Başka bir yere taşınmış. İkinci depremde tam olarak yerini bilmiyorum vilayetini. Orada da göçük altında kalmış. Demiş ki ben şeyi terk edeceğim. Bu yeri terk edeceğim. Konya'ya yerleşmiş. Konya çünkü Karaman, Konya tarafı Türkiye'de deprem riskinin en az olduğu yer diye biliniyor. Yer bilimi bu analizi raporlarını yayınladı biliyorsunuz. Katmanları, şunları bunları, Konya'da deprem çok az. Neyse, bu teyzemiz oraya gidiyor ve inanılmaz gibi gelen bir olay oluyor. Nerede ölüyor biliyor musunuz? Göçük'te ölüyor tekrar. 2 kez kurtulmuş, 3.sünde vefat ediyor. Bina eskimiş mi, ne olmuş mu, artık inşaatta mı sıkıntı varmış. Bu gerçek yaşanmış bir olay. Bazen ölümden kaçamayız. Bazen değil, hani örnekler için söylüyorum. Ecel insanı korur ölümden. Senin ecelin 12 sene sonra gelecekse, sen efendim 100 kişinin arasında kalsan, 100 kişi sana silahını doğrultsa, ecelin gelmediyse ölmüyorsun. Ama tam tersine ecelin varsa da aman hiçbir şeyim yok ki benim. Ben bir kulak ağrısından dolayı kulağım duymuyor, bir doktora gideyim dersin. Bir akrabamızın başına geldi. Siz de dua buyurun. Allahu Teala hem ona, o akrabamıza, kardeşimize, hanım kardeşimize hem de hastalarımıza şifa buyursun.
kolay şifa alacak hastalıklar nasip buyursun. Dünyada da ahirette de afiyet versin amin. Bak kardeşimiz ne dedi, o hanım kardeşimiz? İstemeden de olsa ağzından şu cümle çıkmış. Şu an ameliyat oldu. 9-9,5 saat bir ameliyat oldu bu hanım kardeşimiz. Çocuğu var, 20 küsur yaşında. Akrabam, benim akrabam. Neyse, olayı bir duydum. O kadar şaşırdım ki, Subhanallah dedim ya. Kulağı ağrıyor. Kulağı ağrırken gidiyor, duymada bir sorun başlıyor sonra. Demişler doktora gidiyorum. Kayınvalidesine diyor ki telefonda, anne diyor ben işte birazdan doktora gideceğim diyor. Niçin doktora gideceksin diyor. Kafamda diyor tümör varmış diyor. Tümörü diyor aldıracağım diyor. Kızım nasıl konuşuyorsun sen öyle diyor. Bu da tebessüm ediyor falan. Yok diyor ya işte kulağım diyor duymuyor da falan. Ve bu kardeşimizde tümör çıkıyor. 9,5 saatlik bir ameliyat oldu. İnşallah şifasına kavuşacak. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Ecelin geldiği zaman ne yaşına bakıyor, ne konumuna bakıyor. Başbakansın, vekilsin, zenginsin, fakirsin, Lazsın, Kürtsün, Çerkessin, Abhassın, Göçmensin. Hiç kimseye bakmıyor. Dolayısıyla nasıl ki bu örneği niye verdim? Nasıl bir insanın en uzman doktora gitse de, en bilgili bir hastaneye, en güzel cerrahların, ne bileyim işte makinelerin olduğu bir yere gitse de, eceli varsa bir umudu yoksa, o ilaç, o hastane kendisine fayda vermiyorsa, ölümün ertelenmediğini biliyorsak, ancak ecel gelmediği zaman şifa vesilesi oluyorsa, aynı şekilde kendisine büyü yapılan bu kimseye belki Allah-u Teala şifa verecek o rukyeyle, yani duayla, birazdan okuyacağız onları. Belki seni imtihan ediyor Allah-u Teala, sınamak için şifa takdir etmemiş olabilir. Bende hep nazar var. Bu nazar bir türlü geçmiyor. Bu şuna benzer. Bu baş ağrım bir türlü geçmiyor demektir. Ama belki bu senin için bir avantajdır. Bugün panik atak, anksiyete, şizofreni, kompulsif kişilik bozukluğu, çoklu kişilik bilmem ne bilmem ne. Birçok hastalık var. Ama biliyorum ki birçok insan namaza bu hastalıkları yaşadıktan sonra başlıyor. Zinayı bırakıyor. Bazıları hırsızlığı bırakıyor. Cezaevlerinde birçok insan Kur'an-ı Kerim'i hıfz ederek çıkıyor. Başımıza gelen şeylerde bazen bela gibi görünen veya kötülük gibi görünenlerde iyilik olabiliyor. Belki öyle geldi bize. Büyüye de, nazar mevzusuna da böyle bakmamız lazım. Belki şu duayı okuduk, bizim ilacımız öbür duadaydı. Bugün bir sürü ilaç var. O ilacı siz kullanıyorsunuz, size yararı varken bana dokunuyor mesela mideme. Veya size tesir ediyor, çok güzel. Aa, benim başımın ağrısını bu geçirdi diyorsunuz. O da yanlış bir kelime gerçi. Neyse, ama kötü niyetle söylemiyoruz. Aynı ilacı ben alıyorum. Yok diyorum ya, bende bir etki olmadı mesela. Belki başka bir dua etmen lazım. Belki bir nenenin duasını alman lazım. Belki Allah-u Teala senin şifanı nerede saklıyor biliyor musun? Küs olduğun küçük küçük sebeplerden dolayı yıllardır görüşmediğin o akrabandan alacağın duayı bekliyor. O hastalık veya o bela, o büyü veya neyse, o neyse kafanda düşündüğün, onun geçmesi için melekler o dakikanın gelmesini bekliyor. Herkesin duasını aldın ama küs olduğun annenin duasını almadın. Belki iyileşmen o vesileyle olacak. İyileşmeyi yaratan kim? Allah-u Teala. Hastalığı imtihan olarak yaratan kim? Allah-u Teala. Subhanehu ve Teala. Mevzu anlaşıldı mı inşallah kardeşlerim? Belki birine borcun vardı, vermedin. Cebinde param vardı. He, vereceğim vereceğim. 15 sene 20 sene oldu. Adam senin yüzünden hasta oldu. Yatakları düştü. Kandırdın o kişiyi. Belki onunla helalleşeceğin zaman sen iyileşeceksin. Ona bağladı Allah-u Teala. Hem günahını affedecekti, o hatanı, o küslük vesilesiyle söz verdin yerine getirmedin veya canını sıktın, hırsızlık yaptın vesaire. Hem seni affedecekti hem de şifanı verecekti. O yüzden başımıza bir sıkıntı geldi, hasta olduk, bilmem ne olduk, şöyle olduk, böyle olduk. Bir dakika, ben hangi hataları yaptım? Hangi sözleri verdim, yerine getirmedim? Mesela kurban keseceğimi söyledim. Şu 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 başıma gelsin. Bir çocuğum olsun veya şöyle olsun, böyle olsun. Bu işe gireyim, bu kadınla evleneyim falan. Şu işi yapacağım. Yapmadık belki. O yüzden bunlar başımıza geldi.
hiçbir hastalık indirilmemiş ki o hastalığın helal olan şifasını Allah-u Teala yaratmamış olsun. Ama bilmediklerimiz var. Bilen biliyor, bilmeyen bilmiyor. Ha, herkes bir şey bilmiyor, onu da söyleyeyim. Yani bunu bilen tek bir insan işte budur diyemezsiniz. O da birçok şeyi bilmiyordur. Allah-u Teala'nın bildirmesiyle olur. Bu nasıl ki peygamberlerin aleyhissalatü vesselam ecmain sadece Allah-u Teala'nın bildirdiği kadarıyla bilmeleridir. Mesela kıyamet alametlerinde de aynı şey geçerlidir. Sadece bize bildirilenler, Efendimiz aleyhisselam'dan gelenler mesela, kendisi de anlatır. Kur'an-ı Kerim'de de geçer. Allah-u Teala'nın bildirmesiyle olanları sadece biliriz. O kadar. Kardeşlerim, rukiye yapmakta, yani dua okumakta, şirk olmadıkça içerisinde pislik olmayacak, barındırmayacak hiçbir şey, bir sakınca yoktur. Hasta, kendisine büyü yapılan kimse veya başka kimseler, başka bir şey yapmadan da şifa bulabilirler. Adam belki bir bardağı alır, bu bardağın içine Fatiha suresini okur. Ya Rabbi, bu bardağı sen yarattın, suyu sen yarattın, Fatiha suresini sen yarattın, o sözler zatına ait Celle Celaluhu. Ne olur şifa mı ver der, suyu besmele ile içer, şifasını bulur. Belki hiçbir şey yapmadan şifasını bulur. Belki doktora gider şifa bulur, belki rukiye olur vesaire, öyle şifa bulur. Şifa veren Allah-u Teala'dır. Ama tekrar ediyorum, gittiğiniz yere dikkat edeceksiniz ve içerisinde şirk var mı? Sapıklık var mı? Allah'ın haram ettiği, helal yolların deşildiği yerler var mı? Öyle bir yerden uzak kalacaksınız. Şimdi geldik. Neler yapabiliriz? Son bölümdeyiz. Arkadaşlar, Taha suresinde, Yunus suresinde büyü ile ilgili birçok ayet var. Zaman kalmadığı için bunları sizlerle okuyamıyor, paylaşamıyorum. Ama ilgilenenler lütfen tefsirleri özellikle okusunlar. Meal alıp okumayın. Yani öyle bir durum da var şu an. O mealde böyle, bu mealde böyle tefsir okuduğunuz zaman eğer, bu tefsirin en güzel efendim faydalarından bir tanesi şu. Hangi ayet neyi anlatmak istiyor? Ne zaman inmiş? Hangi olaydan sonra inmiş? Ve o ayette belirtilenler, mesela isim verilmemiş kimler? Bunları öğrenmiş oluyoruz. Tamam mı? Bugün vakit olmadı. Size tefsirden okuyacaktım Yunus suresini ve Taha suresi, özellikle bu konuştuğumuz mevzu. A'raf suresinde de geçer. Evet. Şimdi vakit olmadığı için geçiyorum bunları. Bir kimse, az önce sizlerle paylaştığım o Yunus suresi, A'raf suresi, eğer not almak isteyen varsa alsınlar. A'raf suresi 117-119. Çoğu zaman zaten bunu söylüyoruz. A'raf suresi 117-119. Yunus suresi 79-82. Efendim, Taha suresi 65-69. Programımızın tekrarı YouTube'da olduğu için durdura durdura anlayamadığınız yerleri not alabilirsiniz. Bu okuduğumuz ayetler, şimdi ben size neyi anlatıyorum? Daha önce kullanılmış, Allah-u Teala'nın izniyle tecrübe edilmiş mevzulara söylüyorum size. Bir kimse bu ayetlerle beraber, yazdınız zaten, Fatiha suresini her namazda okuyoruz. Ayet-el Kürsi'yi, aman Allah'ım, Celle Celaluhu, İhlas suresini, Felak suresini, Nas, ne diyorlar zaten bunlara? Muhafazeteyn sureleri deniyor. Bu korunma amacıyla da, Allah-u Teala'ya sığınma aracı olarak da kullanılıyor. Nas, Felak, İhlas, değil mi? Ayet-el Kürsi ve Fatiha suresini okuduk. Bir suyun içine okudunuz. Bardağın içinde. Elinizde o su. O suyu kendisine büyü yapıldığı ve büyüyle, mesela işte eşine yaklaşmaya engel oldu, şöyle oldu, böyle oldu, onun üzerine dökerseniz veya içirirseniz o kimsenin şifa bulacağı söylenir. Yine ayet ve sureler, o aktardıklarım, okumanın yanında o suyun içine 7 tane sedir ağacının yaş yaprağı öğütülerek konarsa daha uygun olacağı da söylenmiş. Bunu yapmanın bir zararı var mı? Biz faydayı kimden bekliyoruz? Herhangi bir aracı, şu bu falan kullanıyor muyuz? Hayır. Bu şirk mi? Haşa. Ben suyu içerken bu suyu bardak mı yarattı diyorum? Hayır. Suyu yaratan, her şeyi yaratan Allah-u Teala, bu bardak sebep işte burada duruyor. İskiye para veriyorum mesela veya damacanaya para veriyorum. O suyu onlar getirdiği için suyun sahibi mi? Hayır.
İSKİ'dekiler de, bu damacanayı satanlar da susuz 3 gün 5 gün dayanamıyorlar. Yani bu kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Sebep, sidir ağacının ne işi var demeyin. Kardeşim bunlar uygulanmış. Neyse. İhlas, Felak ve Nas sureleri. Ayrı bir şey söylüyorum sizlere. İhlas, Felak, Nas. 3 defa okuduk. Başlarında besmele çektik. Tamam mı kardeşlerim? Hepimiz ezbere biliyor muyuz? Biliyoruz. Eğer bilmiyorsanız olabilir. En kısa zamanda öğrenmemiz lazım. Ayrı mesele. Ama bu sureleri indiren, her şeyi yaratanın Allahu Teala olduğuna inanarak, bütün efendim yaratılanın hasıl olacak ne varsa bir şifa mı gelecek bana? Onu sebebinin Allah Celle Celaluhu olduğuna inanarak 3 defa İhlas suresini okudum, Felak suresini okudum, Nas suresini okudum. 3'er defa tekrar ettim. Besmelemi çektim mi kardeşim? Bu bardağın içine okudum bunları. Ve içimden niyet ettim. Ya Rabbi, sen hiçbir şey olmadan da dilersen şifa verirsin. Ne bu bardağa, ne okumalarıma ihtiyaç olmadan da verirsin. Lakin ben sana yaklaşmak, senden istemek için Kur'an-ı Kerim'inden bu dualarla sana yalvarıyorum, tamam mı? Bak ne güzel. İstesen bunlara da gerek kalmaz. Ama istemezsen, bana sevap vermeyecek olsan, ben bu duaları okusam da, 1000 defa da okusam, dünyanın bütün efendim böyle kalp gözü açılmış kulları, 1 milyar Allah dostu olsa şu an yeryüzünde, 1 milyar kişi aynı gün benim için secdelere kapansa, dua etse, eğer Allahu Teala Celle Celaluhu benim şifamı vermeyecek olsa, bir şey değişmez. Ama ya Rabbi, senden dua ediyorum, senden istiyorum, zatına muhtacım, ne olur deyip güzel bir niyetle 3 İhlas, 3 Felak, 3 Nas okuduk, bardağı üfledik. Efendim bardağı niye üflüyoruz? Ya boş verin, inanmayın inanmasın. Üfledik mi kardeşim? Çocuğun gece kalkıyor mesela, böyle birden sıçrıyor falan. 7 kez veya 21 gün, ama en az 7 kez sıkılırsanız, bir 7 kez yapmaktan ne kaybedersiniz? Hanımınızla tartışıyorsunuz, kocanızla tartışıyorsunuz. Kocacığım, karıcığım, neyse anneciğim, ya neyse. Allahu Teala'nın ayetleri bunlar ya. Bir suyun içine üflüyorsun. Ama işte yapılmıyor bunlar. İlla ki birilerine gitmek zorundayız. Neden? Üşeniyoruz. Sonra gittiğimiz zaman da birilerine, bu adam para alıyor falan. E alacak. Sen de gitme o zaman. Anlatabildim mi? 3 Nas, 3 Felak, 3 İhlas. Yatmadan önce mesela buna bir ayetel kürsüyü ekle. Suya üfle. Yarısını çocuğuna içir. Eline biraz dök. Etrafa dökme. Saygılı ol. Çocuğunun alnına sür. Vücuduna sür. Aferin maşallah oğlum. Hanımına sür. Hanımın okusun. Muayyen günlerinde mesela hanımın okuyama, sen onu oku. Ya ne var bunda? Yani işin özü şu. Bu belanın, yani büyünün tedavisinde kullanılan en önde gelenleri sizlerle paylaştım. Yine büyü sebebiyle mesela eşine yaklaşamayan insan veya ne bileyim çok gergin, uyku düzensizliği olan insanlar, bu tür şeylerle de tedavi olabildiği gibi, buranın altını çizmem lazım, doktora giderek de vücudumuzdaki bir demir eksikliğinden, farklı bir metabolizmanın ne bileyim bir sıkıntısı vardır. Mesela D vitamini diye bir şey var. Demir eksikliği, bunlar uykusuzluğa sebebiyet verebiliyor. Panik atak, şu bu, farklı farklı şeyler var. Belki doktorla tedavi olman lazım. Bir gidersin, tamam. Doktora gittin, evine de geldin, dua okudun. Bir şey yok ki. Duanın kimseye ne zararı var? Yan etkisi yok yani en azından. Faydası var. Tamam mı? Bunlar denenmiş birçok defa ve Allahu Teala bu yollarla fayda vermiş. Hastanın üzerine mesela bir Fatiha suresi okuyarak da şifa bulunduğu biliniyor. Öyle Allah dostları var ki anlatmışlar eserlerinde. Şimdi vakit yok. Zünnun-u Misri var. Zünnun, nun yazan, nun yazmış. Arapçada bildiğin nun harfini yazıyor gönderiyor, yazıyor gönderiyor, yazıyor gönderiyor. Ama insanlar yanına geliyor falan.
Hiç kimseden ne para alıyor ne pul alıyor falan. Herkes dua ediyor. Alçak gönüllü bir insan. Ondan sonra bir tanesi de kıskanıyor bunu. Ya diyor, çok ünlü oldu bu. Biz bunu diyor paraya diyor dökeriz bu işi. Git bakayım diyor. Ne yazıyormuş diyor o kağıdın içerisinde diyor. Al. Bir bakıyor bir tane nun harfi. Ondan sonra gidiyor bu da başka bir vilayette. Sakal falan şöyle kılık kıyafetler. Etrafta 3-5 tane yalaka ordusu, yağdancılık falan. İşte şeyhimiz geldi, hocamız geldi falan. Millet geliyor yanına. Hocam işte benim şöyle bir sıkıntım var falan. Gel evladım diyor. Gördü ya Zünnun-u Mısri Hazretlerinden yazıyor bir tane nun gönderiyor falan. Bir hafta sonra diyor şöyle olur falan. Bir hafta geçiyor yok, 10 gün geçiyor. Millet gelmeye başlıyor. Kardeşim diyor hiçbir şey olmadı falan. En son gidiyor Zünnun-u Mısri'ye. Kardeşim diyor ya biz diyor seni merak ettik. Yazıyorsun yazıyorsun diyor. Birçok şey oluyor, insanlar düzeliyor falan. Bu diyor, nedir ya? Biz de öğrendik diyor, bir baktık diyor, nun. Aynısını yazdım diyor, bir etki yok. Kardeşim diyor, sen yanlış düşünüyorsun. Niye? Sen nun yazmıyor musun? Evet diyor. Ama nunu ben yazmıyorum. Yazdıran var. Yani demek istiyor ki, ben kendime bunu mal etmiyorum. Allahu Teala izin verdiği şekilde ve kendi zatı izin verdiği ölçüde her şey olacak. Evvela bunu bileceksin. Bunu paraya dönüştürerek, insanlara hava atarak başka şekillerde değil demek istiyor. İşte Zünnun-u Mısri oluyor. Bir tane nun harfi. Yani Fatiha suresini de okursun bir insana şifa bulabilir. Ama en önemlisi arkadaşlar ne olur? Lütfen özür diliyorum. Kafanızı çok şişirdim bugün ama. Ne olur kardeşlerim? Samimi olalım evvela. Dua ederken. Böyle ezbere, dalga geçermiş gibi. Kalbimizden inanmadan dua etmeyelim. Evirip çeviren, kainatı döndüren, galaksileri yaratan, hala bilim insanlarının her sene, evet 2018'de bunu keşfettik dedikleri şu okyanusların dibini yaratan Celle Celaluhu Rabbimiz bizi her an görüyor, bunu unutmayalım. Şu kainatı evirip çeviren Allahu Teala var diyelim. Her şeyi bilir diyelim. İsterse her şey olur. Dilemediği zaman hiçbir şey olmaz diyelim. Her şey onun izniyle olur diyelim. Dilerse olur diyelim. Dilemezse olmaz diyelim. Okuyan kimseyle, üzerine okunan kimse de Allahu Teala'ya imanlı, ihlaslı olsun diyelim. Belki çok iman sahibi bir insan, vay be bu üzerindeki hastalık kalkmadı demek ki kötü bir insan. Hayır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne sıkıntılar yaşadı? Peygamberler ne sıkıntılar yaşadı? Vaktimiz yok. Eyüp aleyhisselam, Nuh aleyhisselam vesaire. O yüzden samimi olalım. Allahu Teala ile artık dinimizle barışalım arkadaşlar. Üfürükçülerin, büyücülerin şerrine 3-5 kuruş verip de zengin edeceğimize ne olur? Allahu Teala'nın Kur'an'ı ile barışalım. Sünnetiyle barışalım. Secdelerle barışalım. Şu evlerimizde koltuk sanki örtüsü gibi olan şu seccadeyle barışalım. Astrolojiden bilmem hangi gezegenin bilmem hangi tılsımından yok Merkür, Venüs'te Venüs bundan kurtulalım. Allahu Teala'ya yani asla koşalım. Allahu Teala hepimizi kendisine hoşnut eden Müslüman olarak ölmemize sebep olacak ameller işletsin. İnsanların ve cinlerin sebep olduğu büyülerden, nazarlardan sizleri ve bizleri Müslümanları muhafaza buyursun. Düğme üfleyenlerden, bu işi zevkine yapanlardan, maddi sebepler için yapanlardan, tüm kötülerden, önümüzden, arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan, üstümüzden, altımızdan ve içimizden gelecek kötülüklerden, belalardan, kazalardan muhafaza buyursun. Allahu Teala üzerimizdeki belaları, üzerimizdeki büyüleri varsa, üzerimizdeki nazarları, olumsuz ve negatif enerjileri şu programda amin diyen günahsız yavrularımız da vardır. Veya ameli çok, kalbi Allahu Teala'ya daha yakın olan teyzelerimiz, dedelerimiz vardır. Onların aminleri hürmetine ya Rabbi ne olur üzerimizdekileri kaldır. Kardeşlerimizin üzerindekileri de kaldır. Son nefeste
iman kelimeleriyle ki buyurun, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek çene kapayanlardan eyle cümlemizi. Amin, amin, amin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Velhamdülillahi rabbil alemin.